Başka hangi dünya yıldızıyla aynı mahallede doğdu? 22 numaralı formanın anlamı neydi? İdolü Zidane'ı ilk olarak nerede gördü? İlk milli maçını Türkiye'ye karşı oynadı. Bugünkü konumuz İngiliz futbolunun muhteşem yeteneği Jude Bellingham. Yeşil sahalarda bir Bellingham kasırgası esiyor. Birmingham'da futbola gözünü açan, Dortmund aktarmalı geldiği Real Madrid'le coşan orta saha oyuncusu, sahne aldığı her karşılaşmada milyonları büyülüyor. İspanyol devinde oynadığı ilk 14 maçta 13 gol atıp 3 asist yapan 20 yaşındaki yıldız, bu oyunun geleceğine damgasını vuracak gibi duruyor. Futbolun beşi İngiltere'den gelen Jude, sanki başta Kylian Mbappe ve Erling Haaland'la olmak üzere tüm dünyaya futbolun yeni kralı benim diye haykırıyor. Rolling Stones logolu formayla El Clasico'ya çıkıp Barcelona'nın partisini bozan harika çocuk, Beatles'ın klasiği Hey Jude'u tüm yeryüzüne söyleteceğe benziyor. Stourbridge diye bir yer duymuş muydunuz? Jude Bellingham böyle oynamaya devam etsin, 29 Haziran 2003'te dünyaya geldiği kasabanın adını ezberleriz. Sizin için bugün nüfusu 63 bin olan Birmingham'ın 18 kilometre uzağındaki mıntıkada kimler doğmuş bakayım dedim, bir de ne göreyim. Snooker'ın yaşayan efsanesi Ronnie O'Sullivan burada dünyaya gelmiş. Roket lakaplı snooker oyuncusunu bir yana bırakalım, yeşil sahaların en yeni roketini anlatmaya başlayalım. Jude, orta sınıf bir ailenin büyük oğluydu. Babası amatör kümede futbol oynayan bir polisti, ondan 8 yaş büyük olan annesi ise bir şirkette çalışıyordu. Çamur deryalarında kardeşi Job'la birlikte babasını izleyerek büyüyen Jude, futbola aşık oluyordu. Sertlik, amatör kümenin parçasıydı. Ayakta kalmak için ayrıca cesaret lazımdı. İşte günümüzün süper yıldız adayı oyununun böyle oluştuğunu vurguluyordu. Evlerinin bahçesindeki bir avuç çimde meşin yuvarlağın peşine düşen Bellingham biraderler giderek kendilerini geliştiriyordu. Birmingham Akademisi'ne ilk giden abiydi, onu sonradan kardeşi takip etmişti. Kardeşler bir yandan da hünerlerini kriket sahasında konuşturuyordu. İkili bir süre sonra meşin yuvarlığı seçecek, olaylar gelişecekti. Jude 7'sinde akademinin en iyisi değildi. Hatta hocalarından Mike Dodds'a göre oyuna daha aşık değildi. Birileri onun 17'sinde İngiltere için oynayacağını söylese ona deli derdim diyen Dodds, giderek yüreği futbol için daha çok çarpan abi Bellingham'la 12 yaşında şöyle bir konuşma yapmıştı. Sen orta sahanın her yerinde oynayabilirsin. Tutucu bir 4 numara olabilirsin. Merkezde 8 numara olabilirsin. 10 numara olabilirsin. Bu sayıların toplamı Bellingham'ın forma numarasını oluşturacak, delikanlının da kaderini belirleyecekti. Birmingham'da ilk kez 22 numarayla oynayacak, 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda da yine 22 numarayla sahne alacaktı. Çocukluğunda olmasa da yaş aldıkça altyapının harikası haline gelmişti. Daha 14'ünde U18 takımında oynayan Jude, 15'inde de 23 yaş altındaydı. 2019 yılının Mart ayında 442'nin adanın en heyecan verici 50 gencinden biri olarak gösterilen orta saha, bir yandan da A takım maçlarına götürülüyordu. Kulüpte herkes onun havayı koklamasını istiyor, üzerine titredikleri ufaklığın en kısa sürede üst yapıya kazandırılmasını bekliyordu. 2019'da A takım kadrosuna alındığında daha 16'sındaydı. Yaşıtları tatil yaparken o Portekiz'de Birmingham'ın aslarıyla yaz kampındaydı. Hemen göze girmiş, Swindon'la yapılan hazırlık mücadelesinde 2 gol atmıştı. Birmingham'da ilk resmi maçı Karabağ Kupası'ndaydı. Portsmouth karşısında forma giyen 16 yaşındaki delikanlı, kaybeden takımın yıldızıydı. Haftada 145 sterlin kazanan Jude, kulüp tarihinin forma giyen en genç oyuncusuydu. Düzenli olarak şans verilen Bellingham, stok filelerini havalandırdığında da kulüp tarihinin gol atan en genç futbolcusu apoletini de takıyordu. Kış transfer döneminde ismi Manchester United'la anılsa da yoluna mavi beyazlılarda devam eden ufaklık, sezonu 41'i ligde olmak üzere 44 maçla tamamlamış, 4'te gol atmıştı. Ligin ödüllerini de kapan Jude'la babası Mark,
2020 yazını birçok kulübü ziyaret ederek geçiriyordu. Büyük takımların projelerini dinliyorlar, sonunda Borussia Dortmund'a karar kılıyorlardı. Önlerinde Jadon Sancho gibi bir örnek vardı. Alman ekibi gençleri oynatıp parlatmasıyla nam salmıştı. Sarı siyahlıların onun için Birmingham'a ne kadar ödediği tam açıklanmazken söz konusu meblağın 25 milyon euroyu aştığı iddia ediliyordu. Bu rakam 17 yaşındaki bir oyuncu için dünya rekoruydu. A takımda tek sezon geçirmesine rağmen İngiliz ekibinde 22 numaralı forma emekliydi. Altyapı oyuncularına bundan daha güzel mesaj verilebilir miydi? Dortmund'a annesiyle birlikte giden delikanlı onunla yaşıyordu. En iyi döneminde babası futboldan haftada 200 sterlin alırken oğlu daha şimdiden haftalık 50 bin sterlin kazanıyordu. Ailesi üstüne doğru bir şekilde düşmese kaybolan Wonderkid'lerden biri olabilir, bu video hiç çekilmeyebilirdi. Almanya serüvenine Duisburg'a kupada gol atarak başlayan Bellingham sayesinde Beatles'ın klasiği Hey Jude tekrar moda oluyordu. Onun için tribünler bu şarkıyı söyleye dursun, o yeşil sahalarda büyümeye devam ediyordu. Şampiyonlar Ligi'ndeki Lazio maçında Devler Arenası'nda görev yapan en genç İngiliz oyuncu olan orta saha giderek formasına ısınıyordu. Yine aynı organizasyonun çeyrek finalinde Manchester City ağlarını havalandırdığında tüm ada kaçan balığın büyük olduğuna ikna olmuştu. Bundesliga'da ilk golünü Stuttgart'a atan Jude, ilk sezonunda Thomas Delaney ve Axel Witsel'le forma rekabeti içindeydi. Az skor bulduğu için yer yer eleştirilen İngiliz futbolcu henüz reşit bile değildi, şüphesiz öğrenme sürecindeydi. Dortmund, Bayern Münih ve Leipzig'in ardından ligi 3. sırada tamamlarken kazanılan Almanya Kupası sezonun tesellisiydi. Finalde Sancho ve Erling Haaland'ın ikişer golüyle Leipzig'i paralayan sarı siyahlılarda Bellingham 45 dakika sahne almıştı. Tüm kulvarlarda 46 defa forma şansı bulan delikanlı, Birmingham'da da olduğu gibi yine 4 golde kalmıştı. 2021-22 sezonuna daha iyi başlayan yıldız artık 18'indeydi. İstatistik kağıdında bir veriyi katlıyor, asistlerini gözle görülür bir şekilde artırıyordu. Orta sahada ileri geri mekik dokuyan İngiliz, box to box kavramının içini harika dolduruyordu. 29 Kasım'daki Ballon d'Or akşamında en iyi genç oyuncuya verilen Copa ödülünü Pedri kaparken Bellingham ikinci sırada kalmıştı. Hafta sonu oynanan Der Klassiker'de kıyamet kopuyor, bizimkisinin 2 asist yaptığı maçı Bayern Münih 3-2 kazanıyordu. Hakem Felix Zweier'in kararını yerden yere vuran İngiliz yıldıza 40 bin euro ceza çıkmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'la aynı grupta yer alan sarı siyahlılar, Ajax ve Sporting'in ardından 3. olarak gittikleri Avrupa Ligi'nde Glasgow Rangers'a elenmişti. Borussiyalılar Bundesliga'da bu sefer 2. olurken tüm kulvarlarda 44 defa sahne alan Jude 6 gol atmış, 14 tane de attırmıştı. 2022-23 sezonunda göz kamaştıran İngiliz neredeyse takımını şampiyonluğa taşıyacaktı. Dizindeki sakatlık yüzünden oynayamadığı Mainz maçında sahada olabilse belki de camia üzüntüden değil sevinçten gözyaşı dökecekti. Bundesliga'da yılın en iyisi seçilen Bellingham'ın istatistikleri büyüleyiciydi. 8'i ligde olmak üzere toplam 14 gol atmış, 7 de asist yapmıştı. Artık ayrılık vakti yakındı, devler kapıdaydı. Haziran ayında beklenen açıklama geliyor, daha 20'sini bitirmemiş harika çocuk Real Madridli oluyordu. İspanyol devi tarihinin 6. İngiliz futbolcusu için 100 milyon eurodan fazlasını ödemişti. Bonusları da kattığınızda bonservis 134 milyona çıkıyormuş. Ne dersiniz bilmem de o böyle oynarsa Dortmund'un kasası daha da dolacak sanki. Milan'la oynanan hazırlık maçında beyaz şimşeklerin formasını ilk kez giyen delikanlı Manchester United karşısında da golle tanıştı. Sezonun demir almasıyla birlikte Bellingham fırtınası kopuyordu. Sırasıyla Athletic Bilbao, Almeyra ve Celta Vigo'yu kavuran Jude, La Liga'daki ilk 3 maçını 4 gol, 1 asistle tamamlayıp ayın oyuncusu seçiliyordu. Santiago Bernabeu'nun çimlerine ayak bastığı gün rakip Hetafe'ydi. Uzatmalarda sahne aldığında binlerce taraftar Beatles'ın klasiğini söylüyordu. İspanyol devinin abonesi olduğu Şampiyonlar Ligi'ne de golle başlayan İngiliz durdurak bilmiyordu. İlk 10 maçında 10 gol atan süper yetenek muhteşem başlamıştı. Tıpkı yıllar önce Cristiano Ronaldo'nun yaptığı gibi.
Uvertürü şahaneydi. 28 Ekim'deki El Clasico'su ise tarihiydi. Barcelona'da geriden gelen Real Madrid onun golleriyle kazanırken kitapları açtırmıştı. Bir ömürdür kimse oynadığı ilk El Clasico'da 2 gol atmamıştı. Hocası Carlo Ancelotti'den de övgüleri toplayan oyuncunun olgunluğu akla durgunluk veriyor. 7'sinde bundan çok iyi futbolcu olmaz denen Bellingham sanki 20'sinde dünyanın en iyisi olmaya gözünü dikmişe benziyor. Birmingham altyapısının harika çocuğuna kayıtsız kalmak imkansızdı. Daha 15'inde milli takıma çağrılan delikanlı İngiltere'nin davetini kabul etmişti. Dedesi İrlanda kökenli olduğundan onları da seçme hakkı vardı. Fakat o tercihini doğduğu topraklardan yana kullanmıştı. Peki ülkesinin formasını ilk kez bize karşı terlettiğini biliyor muydunuz? Evet, Jude'un milli takım serüveni İngiltere'nin Türkiye'yi farklı yendiği U15 maçıyla başlamıştı. İlk golünü Avusturya'ya atan orta saha oyuncusu U16'da görev yaptığı 11 karşılaşmada 3 defa fileleri sarsmış, 3 tane de asist yapmıştı. 17'sinde U21 takımında oynatılan genç yaşıtlarına göre o kadar iyiydi ki onu alt yaş kategorilerinde sahaya sürmek haksız rekabetti. 2020'de Almanya'ya transfer olan harika çocuk peki ne zaman amilli olacaktı? 12 Kasım'da bunu yaşayıp Wembley'e ayak bastığında reşit olmasına daha aylar vardı. Theo Walcott ve Wayne Rooney'den sonra o formayı giyen en genç 3. futbolcu olmuştu. Hayat tesadüfleri sever ya, o gün rakip İrlanda'ydı, dedesinin memleketini seçse o formayla İngiltere karşısında olacaktı. Gareth Southgate, alt yaş kategorilerinde toplam 26 maça çıkıp 7 gol atan cevherin farkındaydı. Artık önemli olan onu üst yapıya taşımaktı. Onu yavaş yavaş kazanacak, bir süre sonra da takımın vazgeçilmezi yapacaktı. Jude'un Euro 2020 kadrosuna çağrılmasına şaşıran yoktu. Futbolun beşiğinin Hırvatistan'la yaptığı grup maçının son dakikalarında sahaya ayak bastığında şampiyona tarihinde oynayan en genç futbolcu olmuştu. 6 gün sonra ünvanı Polonyalı Kasper Kozlowski'ye kaptıran Bellingham oynamak için hocasının gözünün içine bakıyordu. İngiltere turları bir bir geçiyor, bizimkisi genellikle kulübeyi ısıtıyordu. Çeyrek finaldeki Ukrayna randevusunun son bölümünde sahne alan delikanlı, turnuvanın kalanını kenardan takip etmiş, finalde İtalyanlar penaltılarla gülerken İngilizler ağlamıştı. İngiltere formasıyla ilk golünü 2022 Dünya Kupası'nda İran'a atan harika çocuk, kilit paslarıyla da benim diyordu. Son 16'da Senegal karşısında asist yapan Jude ve arkadaşları çeyrek finalde Fransa'ya boyun eğmişti. Bugüne dek A milli formayla 27 karşılaşmaya çıkan Bellingham şimdilik 2 gol 5 asistle oynuyor. Jude, Bellingham ailesinin ilk futbolcu üyesi değil. Dünya futbolunun gelecek 10 yılına damgasını vurması beklenen süper yeteneğin aynı zamanda menajeri olan babası Mark, yaklaşık çeyrek yüzyıl amatör olarak top oynamış, çok da iyi bir golcüymüş. Jude'un Real Madrid'de büründüğü golcü kimlik aslında bu yüzden bizi çok da şaşırtmamalı. Genlerini babasından aldığını vurgulamalı. Hakikaten emekli polis memurunun amatör kümede 700'den fazla golü varmış. Meraklısına duyurulur. Jude'un 18 yaşındaki kardeşi Job, Sunderland forması giyiyor. Abisi gibi Birmingham City altyapısında yetişen Bellingham hanedanının en küçüğü orta saha ve forvette görev yapabiliyor. Profesyonel kariyerinde bugüne dek 46 maça çıkan delikanlı henüz 2 gol atmış durumda. Abisi gibi İrlanda'yı seçebilecekken o da İngiltere'yi tercih etti. Değişik yaş gruplarında ülkesini 23 defa temsil eden Job, Hırvatistan ve İsviçre karşısında ağları sarstı. Meraklısına not, bugüne dek kullandığı 4 penaltıyı da kaçırmış. Sanki küçük Bellingham'ın beyaz noktadan uzak durmasında fayda var. Ne zaman ağları bulsa akıllara bir Beatles klasiği düşüyor. O böyle giderse Hey Jude şarkısı İngiliz futbolcuyla anılacağı benziyor.
Jude'un Santiago Bernabéu'a ayak bastığı ilk maç 2 Eylül'deki Getafe karşılaşmasıydı. Uzatmalara 1-1 girildiğinde birçoklarının ümidi tükenmişti. 95. dakikada takımına galibiyeti getiren genç yıldızı tatlı bir sürpriz bekliyordu. Tüm stadyum tek bir ağızdan Beatles'ın klasiği Hey Jude'u söylüyordu. Daha önce Borussia Dortmund taraftarının aynı şarkıyla defalarca bağırlarına bastıkları delikanlı haliyle duygulanıyordu. 1968 tarihli parça İngiliz listelerinde bir numarada en uzun süre kalan şarkıymış. Maçlardan barlara, sokaklardan stadlara her yerde duyduğumuz Hey Jude, Beatles üyelerinden Paul McCartney'nin imzasını taşıyor. O tarihlerde John Lennon eşi Cynthia'dan ayrılmış, Yoko Ono'yla bir ilişkiye başlamıştı. Bir gün Cynthia'yı ziyaret eden McCartney, Lennon'ın 5 yaşındaki oğlu Julian'ı görünce çok etkilenmiş, eve dönüş yolunda şarkıyı bestelemeye başlamıştı. O günlerde babasından çok Paul amcasını gören Julian, birisine sizin için şarkı yazması olağanüstü bir duygu demiş ve o dönemi babamdan çok onunla takılırdım. Hatta onunla olan fotoğraflarımızın sayısı babamla olandan fazla diye anlatmıştı. Ünlü aktör Jude Law'a da ismini veren şarkı 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nın açılışında McCartney tarafından söylenmişti. Futbol dünyasına gelirsek, Hey Jude, Manchester City taraftarının kutlamalarında repertuarının olmazsa olmazı. 1968'de önce şampiyonluk gelmiş, ardından şarkı listelerde bir numaraya yükselmiş. Taraftarın aklında o unutulmaz yılın özeti bu parçaymış. 2012'de Sergio Aguero'nun golüyle son saniyede gelen mucize şampiyonluktan sonra da söylenen Hey Jude, ayrıca daha mütevazı bir takım olan Brentford'un yarım yüzyıldır marşı durumunda. Kulübün 50 yılı aşkın süredir anonsçusu olarak çalışan radyocu Peter Gillam, 1970'lerin başında takımın deplasmanlarına da giden bir arkadaş grubundaydı. O taraftarlardan biri de Judy adında bir kadındı. Bilmiyorum aralarında bir aşk hikayesi var mıydı, fakat arkadaşlarının Jude diye seslendiği o öğretmen için sürekli stadyumda çalınan şarkı bir süre sonra Brentford'un marşıydı. Brentford'un 2021'deki Arsenal zaferinden sonra da tüm stat Hey Jude diye çınlamıştı. Tesadüfe bakın ki o Arsenal taraftarı da bu şarkıyı zamanında golcüleri Olivier Giroud için uyarlamıştı. Bellingham böyle oynamaya devam etsin, Hey Jude milyarların diline dolanacağı benziyor. Jude'un ilk idolü şüphesiz babasıydı. Onu saymazsak 7 yaşında Birmingham altyapısına giren, zaten o renklere gönül vermiş çocuk, başta bu takımın oyuncularına hayrandı. Arsenal'i yenerek 2011'de lig kupasını kazanan kadronun orta saha oyuncuları Sebastian Larsson, Craig Gardner ve deli fişek Lee Bowyer'ı beğendiğini söyleyen süper yıldız adayı, biraz daha büyüdükten sonra Wayne Rooney ve Steven Gerrard'ı kendine rol model olarak alıyordu. Her gün futbolla yatıp kalkmaya başladığı yıllarda Zinedine Zidane'a hayran olduğunu söyleyen Bellingham, onunla tanışma öyküsünü şöyle anlatıyor. Babamın plajdan aldığı çakma bir Zidane forması vardı. Her yere onunla gider, evde de giyerdi. Bir gün babama onun kim olduğunu sordum. Babam YouTube'a git, bak diye cevap vermişti. O günden beri onu izlemekten sıkılmadım. Zidane'la Real Madrid'in Liverpool'u yendiği 2022 yılının Şampiyonlar Ligi finalinde tanışan delikanlı, çocuklar gibi şendi. Onun alçak gönüllü olmasından çok etkilenmişti. İspanyol devine imza attıktan sonra Zidane'ın 5 numaralı formasını alan Jude, Real Madrid'i uçuruyor. Tıpkı Fransız maestro'nun yıllar önce yaptığı gibi. Kariyerinin sonuna gelen Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'dan sonra bayrağı kimin alacağı merak konusu. Önce Mbappe, sonra Haaland derken şimdi Jude Bellingham. Real Madrid'li efsanelerinden Guti'nin dediği gibi futbolun 15 yılına damgasını vuran ilahların tahtına bir İngiliz oturacak. Bakalım o malum slogan "Kral öldü, yaşasın yeni kral" ne zaman atılacak ve yine bakalım yeni kral kim olacak? Artık yarış 3 atlı. Sanki Bellingham onlardan daha şanslı.